Buyurunuz hocam. Efendim. Etkinliğimiz dedi ayaklarımda kısalma var, kısılma var. Dolayısıyla dedim hani eğilemiyorum. Ayaklarımı elimle yıkayamıyorum, hilalleme yapamıyorum. Böyle durumda dedi sadece de yukarıdan su dökmüş olsam bu abdestim olur mu? Hanefi'de olur efendim. Peki Maliki mezhebi. Maliki mezhebi de delik farz. Peki Maliki mezhebini taklit ediyorum. O zaman da farz mı? Evet taklit edince farz olur. Hanefi mezhebinde delik sünnettir. İlerlemek de sünnettir. Ayakları suyun içerisine soksa çıkarsa Hanefi mezhebinde abdesti sahih olur. Ayağını yıkamış olur. Peki Maliki mezhebini taklit ediyorum. O delik yerine getirme durumum. Yani bu rahatsızlığın sebebiyle mümkün değil. Teyemmüm yapsam olur mu? Teyemmüm yapabilir de yalnız öncelikle şey itibariyle başka bir yolu çaresi aynı şekilde bildirilmiş kitaplarda. Şimdi zamanımızda onu biz şekilde ifade edebiliriz. Bu evlerde Mustafa Bey hanımları falan yer silme şeyleri var ya ya da temizleyen kullantıları. Ne bilemiyorlar ne diyorlar. Sopalı sopalı bezler. Mesela ondan bir tane şeyden marketten şuradan veya burada nerede satılıyorsa alırsın. Yer silmek için. Ama ben onu satın aldığım zaman da onun ucundaki o bezler parçalar tertemizdir. Necaset yok. Dolayısıyla ben bunu sadece abdest alırken orada tutarım. Temiz bir kova gibi şey yaparım. Şey bulur. Onun ıslak tarafını oraya korum. Lavabonun başında bulunur. Ayağımı yıkadığım zaman ayakta eğilmeden o villadan uzunda aynı şekilde bezi ıslatıp ayakta ayaklarımı aynı şekilde onunla delik yapabilirim. Efendim bu da mümkün değil. Yıkayabildiği kadar yıkar. Efendim bu da o zaman teyemmüm yapar. Yani herkes kendi durumuna göre. Şartları zorlaması lazım. Tabii şimdi kalkıp da bir tanesi efendim işte ben ne yapacağım falan. Biz ne yapacağını söylüyoruz. Gerisine kendin karar vereceksin. Ben bilemem senin durumunu. İçini de bilemiyorum. Niyetini de bilemiyorum. Vücudun kuvvetini de bilemem. Ben bilemem. Kitaplarda zaten İslam alimleri yazmışlar. Hükümleri bildirmişler. Sağlamsan azimet olan ruhsat olanı bildirmişler. Biz de orada kitaplarda yazılı olanı azimet olan kabil budur. Ruhsat olan kabil budur. Ama biz ruhsatı nakledince kalkıp da azimetle hareket edecek kimsenin kalkıp da hani sık sık tekrar ediyoruz. Biz burada birisi bir soru sormuştu. Dizlerim tutmuyor. Ben oturarak namaz kılabilir miyim? Dedim kılabilirsiniz eğer şeyse oturduğunuz yerde imane namazınızı kılabilirsiniz. Kitaplarda yazıyordu. Yayından çıktık. Bir tanesi telefon açıyor. Siz de oturarak namaz kılınır dediniz. Dedik doğru. Dedim dizinde rahatsızlık var mı senin? Yok ama diyor oturarak namaz kılınır dedin sen diyor. Dedik de adamın dizi aynı şey rahatsız. Kitaplarda böyle yazıyor. Adam ayakta duruyor. Baktım ısrar ediyor. Tam tokatlık yani. Tabii onun niyeti başka artık. Tam tokatlık. Dolayısıyla ya kafa kaçık yahut da sürat-i intikali çok zayıf anlayışı kıt. Allah da hidayet nasip etsin diyecek bir şey söz konusu değil. Öyle değil bakın. Tekrar edelim. Kitaplarda efendim azimet ve ruhsat iki kelime geçiyor. Yani sağlam, sıhhatli bir kimsenin nasıl namaz kılacağı, nasıl oruç tutacağı, hacca nasıl gideceği, açtaki vazifeleri nasıl yapacağı açık açık bildirilmiş. Ondan sonra ikinci kısım ruhsat. Hastadır, zayıftır, takat yoktur, ayakta duramıyordur, oturamıyordur, yattığı yerden namazını kılabilir mi? Oruç hiç tutamıyor, bunun ne yapması gerekir? Kitaplar hepsi yazmışlar. Herkes haline ve durumuna göre kararı kendin vereceksin. Hani zaman zaman onu anlatıyorum da bazıları ille zorluyor. Mesela dün bir tane mail geldi, ben dedi işte AVM'lere gezmek için gidebilir miyim? Haram işlemeden aynı şekilde gidilebilir. On sana yazmış tekrar. İşte orada müzik de çalıyor. Karı kız da dolaşıyor. Gene gidebilir miyim? Tam sobalık yani. Değil mi? Tam gidebilirim.
Yüklü bindiriyorsun ama aynı şekilde altyapı küçük. İnsan acıyor da tabii. Kandıralı sen de dur. Sen de dur. Yani açık net bir şekilde. Dolayısıyla herkes oturup kendisi karar verecek. Benim durumum neye uygundur? Şeydi de öyle. Mesela Ramazan Şerif'te soruyor falan. İşte bu sene fıtralar kaç tane? Ya dinleyicimiz iyi anlamış. İkinci dinleyicimiz. 5 tane madde sayıyorsunuz dedi. Bunlardan birisini tercih edeceksin. Senin durumun buğdaya mı uygun? Una mı uygun? Arpaya mı? Kuru üzüme mi? Hurmaya mı? Mesela ondan söylüyorsun. Ya o kadar daha az olmaz mı? Hurma da var arkadaş. 3,5 kilo kişi başına. 100 liralık hurma 350 lira eder. Ver. O da çoğal. Yuhalalık etme o zaman. Şeriat hepsini bildirmiş. Kuru üzüm de var. Arpa da var. Hepsini bildirmiş. Ve buğdaydan da aynı şekilde bildirmiş. Fakirler vermesi sadaka fıtır emir değil ama tavsiye edilmiş. Hiç olmazsa da buğdaydan verir. Efendim işte onda sevap olur mu? Arkadaşım senin niyetine bağlı. Sen en kaliteli hurmadan verirsen kabul olmaz. Adam gider aynı şekilde buğdaydan verir onun kabul olur. Evet. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın kabulüdür. Çünkü Cenab-ı Hak senin ne kadar verdiğine bakmaz. Hurmayı da yaratan o, altını da yaratan o, gümüşü de yaratan o. Diğer bütün aynı şekilde yiyecek içeceklerin sahibi o. Yani ona ihtiyacı yok. Ona ihtiyacı yok. Dolayısıyla sen bunları ne niyetle veriyorsun? Allah Teala ona bakar. Kitaplarda da bunlar böyle bildiriliyor. Dolayısıyla efendim burada da bu dinleyicimiz hani ayaklarımı hilalleyemiyorum. Biz alternatifleri söyledik. Bütün bunları denedi olmadı. En sonunda deyim yapabilir tabii ki. Su varken deyim olur mu? Olur. Saatte bir de yazılıyor. Su varken bir kimse rahatsızlandı. Diyelim ki abdest uzuvlarına suyun değmesi tehlikeli. Bir müddet suyu değdirmemesi lazım. Tabip Müslüm'e hazık deniyor. Müslüman bir tabip, mütehassıs bir tabip dedi ki su değmeyecek. İşte bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, neyse 6 ay. değdirmeyecek. Veya buyuruluyor. Ya su varken bu kimse değme yapar. Veya kendi tecrübesiyle hakikaten suyu değdiği zaman o oralar acayip bir şey oluyor falan. Ha, tecrübesiyle gördü. O zaman ne yapacak? Bu teyemmüm yapacak. Çeşmede su akıyor. Tamam. Su varken teyemmüm olmaz. Bunun iki olur. Çünkü her genel hükmün hep istisnası olur mu? Evet. Her genel hükmün bir istisnası olur. Mesela içki haramdır. Genel hükümdür bu. Ama bir kimse bir hastalığa yakalandı. O hastalık da aynı alkolle tedavi ediliyor. Tabii bir Müslüm'e hazık dedi ki senin ilacın bu. Bunu içmezsen ölürsün dedi. O zaman içkinin haram düğümü ona çözülür, o kullanabilir. Aa ben de öyle bir hastalığa yakalansam, ha, olur. Hani burada bir genç vardı, Ramazan Şerif'te der diye. Ya abi diyordu, şu diyordu, bir türlü unutamıyorum dedi ya. Bir unutup da yesem diye orucu derdi. Allah selamet versin. Demek ki herkes kendi halini ortaya koyacak. Bu hükümlerden birisini tatbik edecek. Peki böyle durumda olan birisi ayağını iyi yıkayamıyorsa, mest giyse, giyebiliyorsa olur mu? Ha, ayağında başka bir rahatsızlık yoksa mesk yer, meskin üzerine mesk eder. Yani daha kolay olur. Şey olabilir, hani belinde falan rahatsızlık varsa eğilemiyor. Mesk de yapamıyorum. O zaman o vilade dediğimiz hani o sopayla evet. Meskin üzerine mesk edebilir. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz dedi ki bize Ramazan Şerif'te dedi, hani uzaktan dedi fıtrasını gönderenler oluyor dedi. Aynı vilayette ama başka mahalleden işte gönderiyor, parayı fıtıra diye gönderiyor. Veya başka memleketten postayla, bankayla gönderiyor. Siz de anlatıyorsunuz dedi. Bu 5 maddenin bizzat kendisi yoksa bedelleri altın veya gümüş olarak aynı şekilde verilmesi gerekir. Bize dedi bu haram olur mu? Olmaz. Peki bizim bunları ikaz etmemiz gerekir mi? Gerekmez. Zaten... biz anlatıyoruz. Yarın ahirette aynı şekilde duymadım, görmedim, bilmedim. Yok. Bunların hepsi yapıyor. Hatta herkes öyle veriyor falan diyor. Aldırış ettiği bile yok. Olur 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 diyor. Ha. Kendine göre hüküm veriyor. Siz bir şey anlattınız ya. Hani bir kuaföre başörtülü bir kadın gitmiş falan ikaz etmiş demiş. Bak demiş bu çıkmıyor. Gusül abdest falan hani başını örtülü namaz kılıyorsun. Belki falan demiş. Ben ne yapayım da kabul etmeyen etmesin. Yani bunda din gayreti falan yok yani. İman çoktan gitmiş. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak
Öyle olmaktan da hepimizi muhafaza buyursun. O duruma düşmekten de muhafaza buyursun inşallah Teala. Dolayısıyla yani bunlara böyle ulaşınca herhangi bir şeyler yok. Ancak hani şöyle derse, ben parayı gönderiyorum, ben burada bunun devrini yapacak bir durum söz konusu olmadı. Ya onu da gönderemiyorum başka vilayetten buraya. Ben seni vekil ettim, sen bu işi hallet. Ha o zaman evde bir başkasıyla bu vekil olduğu için onunla devri yaparlar. Evlerde kendi evlerinin içerisinde bulunan unla bile paketim vardı. Mesela 2 kilo un vardı. 2 kilo unla falan fıtrası. 5 kişiydi. 5 defa yapar onu. O zaman hallolur mu? Evet hallolur. Gelelim efendim dinleyicimizin diğer bir suali. Ben dedi oradan Ankara'ya gideceğim dedi. Şimdi seferinden dedi. Antalya'ya gideceğim dedi. Bu seferilik nedir ne değildir ve namazlarımı nasıl yapacağım? Efendim oradan Antalya'ya yani ordu sınırlarına çıkar çıkmaz mezarlık, otoban yolları veya da sanayi, oralar sınırdır, mezarlıklar falan. Orayı geçer geçmez seferiliği başlıyor. Artık mesela öğle namazını kılmadan çıkmışsa artık öğle namazını seferi olarak kılacak. Peki seferi olarak kılındığı zaman namazlarda ne değişir? Sadece 4 rekatlı farz namazlar 2 rekat olarak kılınır, o kadar. Öğle namazının 4 rekatı 2 rekat olarak kılınır. İkindinin 4 rekat farzı 2 rekat olarak kılınır. Yatsının 4 rekat farzı 2 rekat olarak kılınır. Sabahta değişiklik olmaz. Akşamda değişiklik olmaz. 3 rekat, sabah zaten 2 rekat. Sünnetlerde de değişiklik olmaz. Mesela öğleyi nasıl kılacak? Vakit müsaitse önce niyet edeyim öğlenin ilk sünnetini kılmaya 4 rekat. Sonra kalkar niyet ettim öğlen namazının farzını kılmaya seferi olarak 2 rekat kılar. O sonra kalkar niyet ettim öğlenin son sünnetini kılmaya 2 rekat olarak kılar. İkindiye geldik. Önce farzı kılma, sünnetini kılacak. Niyet ettim işte vakit müsaitse ikindinin sünnetini kılmaya 4 rekat kılar. Kalkar niyet ettim ikindinin farzını seferi olarak kılmaya 2 rekat olarak kılar. Akşamın farz zaten 3 rekat değişiklik olmaz. Yatsının farzını önce sünnetini kılar 4 rekat. Olsana farzını 2 rekat olarak kılar. Bu şekilde mi? Bu şekilde kılar. Bir de kitaplarda buyuruyor ki eğer vakti müsait değilse mesela öğlen sadece 2 rekat farzını kılarak devam edebilir seferde. İkindinin 2 rekat farzını kılarak sünnetini terk ederek gidebilir. Yolculuğa devam edebilir. Akşamı sadece 3 rekat farzını kılıp sünnetini kılmadığı yoluna devam edebilir. Yatsıda yolculuk devam ediyorsa yatsının 2 rekat farzını bir de vitir namazını kılar. 5 rekat kılmış olur. Peki efendim Antalya'ya gitti. 10 gün kalacak. 10 gün boyunca Hanefi mezhebine göre bu seferi. Namazları hep öyle kılacak. 15'li ve daha fazla kalacak olursa Antalya'ya girer girmez mukim olur. Artık o öyle ikindi ve yatsının 4 rekat farzlarda 4 rekat olarak kılar. Bir zaruri bir durum yoksa sünnetlerini de terk etmez. Efendim dinleyicimizin diğer bir suali. Mesela dedi Ege bölgesi, Marmara bölgesi, İç Anadolu'da da var. Gerçi de hani genellikle turizm yeri Akdeniz bölgesinde falan oteller, hani yabancılar geliyor, içkili oluyor. Orada çalışan. Aldığı haram olur mu? Yani alkol ve mubah olan şeyler karışık olduğu için mülkü habis denir. Aldığı haram olmaz, kullanabilir. Ama haram işleme durumu, evet haram işleme durumu olur. Böyle bir yerde Müslümanın aynı şekilde içki servisi yapması, götürmesi, hizmet etmesi günahın içindesin. Efendim çok para veriyorlar. Ha. O zaman sen tercihini paraya göre yapıyorsun arkadaşım. Yani ben helal, tayyip, güzel, bereketli bir lokma, rızık talep ediyorum değil. Para nerede çoksa ben oradayım. O zaman sen herhalde yaparsın. Diyeceğimiz bir şey yok. Bu inanan, iman eden bir Müslüman için geçerlidir bu hüküm. Yoksa sen namaz yok, oruç yok, şey yok. Hatta böyle yerler sen. Ne yapalım canım? Çalışmak mecburiyetinde işte falan. Oruç yok, namaz yok. Vakit bulamıyoruz kardeşim. Zekat. Ya zaten aynı şekilde falan filan filan. Zaten şey iman gitmiş artık. Öyle bir hassasiyette kalmamış. Zahiren dinin nedir? Müslüman. Müslümanlıkla alakası yok. Müslümanlıkla alakası yok. Zina da girer devreye. İçki de girer. Kumar da girer. Her türlü kötülük gelir. Şey gibi. Yani bir kimse namaz kılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki yani namaz insanın bütün fahşadan alıkoyar. Namaz kılıyorsa orada duramaz. Sıkılır ve Allah da ona başka bir kapı açar. Eğer istiyorsa, şey yapıyorsa mutlaka açar. Yani şimdi düşününce aslında öyle bir yerde çalışınca insan rahatsız olur yani. Rahatsız olur. Bir an kendimi düşündüm.
İman ona rahatsız olur. Yani gözün haramdan kurtulmaz. Elin aynı şekilde haram işlemekten, ayağın harama gitmekten aynı şekilde kurtulamazsın sen, değil mi? Yani. Kurtulamazsın sen. E canım mesleğim bu falan. Yok, olur mu öyle şey canım aynı şekilde? Efendim benim mesleğim genel ev kadını olmak. Olur mu öyle şey ya? Ne demek mesleğim genel ev kadını olmak? Yaptığın zina. Haram. Allah-u Teala ne olmuş? Değil sen ediyorsun. Hiç mi tövbe hatırına gelmiyor? Ben aç kalırım. Allah-u Teala buyuruyor ki ben yarattığım mahlukatın hiçbirisini ben rezakım, hiçbirisini mahrum bırakmadım. Az gelir çok gelir. Ama senin derdin aynı şekilde şöhret, senin derdin aynı şekilde zevk sefa, senin derdin nefsinin istekleri peşinde koşmak. Tercihini ona göre yapmışsın. Hiç boşuna böyle lafla efendim işim var, taşım var da işte şöyle ihtiyacımız vardı falan filan kıvırıp durma. Mert ol. Mert ol. Yani kitaplarda açık net bir şekilde onlar bildirilmiş. Çok zaruri durumlarda, başka çare kalmadığı zamanlarda falan. Onlar da bildirilmiş. Onlar da bildirilmiş. Dolayısıyla yarın mahşer günü bu yaptıklarını ve tercihlerini savunabilecek misin, savunamayacak mısın? Ve seni dinleyecekler mi? Değil mi? Seni dinleyecekler mi? Ya şöyle Kıyamet Ahiret kitabında yazıyor. Orada mesela Allah Teala nimet vermiş, zenginlik vermiş. Makam vermiş, şey vermiş falan. Ondan sonra bunları hesaba çekiyor. O zenginleri hesaba çekiyor. İbadet etmeyen, zekatını vermeyen Müslüman izliyorlar ama. Gevşek davranmışlar. Melekler vasıtasıyla sorduruyor. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeye sizi ne men etti? İşte diyecek demiş ki ya Rabbi biz işte çok malımız mülkümüz vardı falan şöyle zengindik böyle zengindik falan işte bunlar bizi oyaladı falan işte fırsat bulamadık yapamadık edemedik falan. Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'ı getirir buyurmuş. Hatta makam sahipleri de aynı şekilde işte o makama biz güvenlik şöyle Süleyman Aleyhisselam'ı getirin. Bunun kadar makam sahibiydiniz dünyaya yükmediniz. Bunun kadar mı zengindiniz? İnanılsın Allah-u Teala unutmadı bu. İşte yakışıklı, ondan sonra çok güzel falan. Siz niye emirleri yapmadınız, yasaklarını sakınmadınız? Ya Rabbi işte bizi yakışıklı yarattın, bizi çok güzel yarattın. Biz güzelliğimize aldandık, yakışıklığımıza aldandık, sesimize aldandık, bilmem şeyimize aldandık. Fena fecmekan. Allah-u Teala buyurmuş ki Yusuf Aleyhisselam'ı getirin. Bunun kadar mı güzeldiniz? Bunun kadar mı yakışıklıydınız? O zindana gitmeyi kabul etti. Allah Teala'nın emrini yasak ettiğine aynı şekilde dönüp bakmadı. Dolayısıyla bunların bedeli ödenecek arkadaşım ya. Yani kendine göre şimdi mesela siz de şahitsiniz ya. Ya kendisini mesela ben diyor Emir abiyi gördüm işte Hüseyin Efendi'yi gördüm diyen bile bazen bakıyorsun uç noktalarda kalıyor. Bunun bir çıkış yolu yok mu? Bunun bir çıkış yolu yok mu? Yani benim böyle nefsimin isteklerine göre bir din uyduruverseniz der gibi bir şey yani bu. Onun öyle şey ya. Nefsleri kırmak için, nefsleri yola getirmek için gönderildi Allah-u Teala bu emir ve yasakları. Hatta bir hadis-i şerif nakledi İmam-ı Gazali Hazretleri onu biraz daha meali itibariyle de uzatmış da. Kısa bir hadis-i şerif. Ben Enver Abiler'den ilk defa duymuştum. Ayş maşit tefeyin nekemen yitün. Ayş keyfine göre yaşa. Maşite, keyfine göre yaşa. İnne keme yedim. Ama öleceksin diyor. Ama öleceksin. Muhakkak öleceksin ama. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri, keyfine göre yaşa. Dilediğini yap. İstediğini yap. Bunlardan hepsinden mahrum kalacaksın. Hepsinden. Malından, mülkünden, zevkinden, bilmem nesinden. Zaten insan yaşlanmaya mani olamıyorsun. Yaş ilerledikçe aha böbrekte arıza var, midede arıza var, karaciğer yağlandı, kafa bulandı, kulak duymaz oldu, göz görmez oldu, efendim ayak tutmaz oldu. Tamam hocam anladı. Ellerinde uyuşmuş başladı. Yo bir yere getireceğim şimdi. Hani istediğini yiyordu ya, şimdi gezmeye gidemiyor. Ondan sonra istediğini yiyemiyor. Tansiyonunu yükseltir, kolesterolü arttırır, kalbine zarar verir. Bebek... Ne oldu ya? Dünyadayken aynı şekilde kesildin. Öğrende küp küp altınlar var ama yiyemiyorsun onları da. Kullanamıyorsun değil mi?
Ya dünyada bir aynı şekilde gösteriyor. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. İnşallah Teala efendim. Efendim dinleyicimiz diyor. Nikahta dedi, kız yok dedi, hazır değildi. Mehir de konuşmuyor, bu nikah sahih olur mu? Efendim vekalet alınmışsa, dini nikah hakkı kıyılmış, babası velisi neyse, amcası kıyılmış, söz yapılmışsa vakittir yani nikah. Mehir söylenmemiş olsa bile Hanefi mezhebine göre bu nikah hakkı sahihtir. Yani nikah olmuştur. Peki mehir otomatik olarak onun hem cinslerinin misli, misali. Onlar aynı şekilde o kızcağızın, o kadının emsallerinin mehri neyse o şekilde takdir edilir. Takdir edilir. Otomatik olarak devreye girer. Otomatik olarak da devreye girer. Zaten nikah hakkında kadının bulunması şartı yok. Hanefi mezhebinde caizdir, Şafii mezhebinde hiç caiz değildir. Kadın değil, kadının velisi hazır bulunur nikah hakkında. Şafii mezhebinde. Efendim bir de dinleyicimiz dedi, siz de sık sık naklediyorsunuz, kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım diyorsunuz. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ve Emel abiler de sık sık tekrar ediyorlar. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Ve her asırda ve her zamanda mesela biz İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden 400 sene sonra gelmişiz. Seyyid Abdülhekim Arbaz Hazretleri'ni görmemişiz. Seyyid İmam Hazretleri'ni görmemişiz. Biz dünyaya gelmeden önce vefat etmişler bunlar. Ondan sonra Seyyid Taha Gali Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri, bunları görmemişiz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görmemişiz. Onlarla da beraber olmamışız. Evet, Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala Ali Hazretleri'nin zamanla yetişmişiz ama yani 24 saatte beraber değiliz. Şartlarda eski şartlar gibi değil. İşte Emir abiler şirket sebebiyle hani beraber oluyorduk falan. Herkes aynı şekilde tam televizyondan gördü, radyoda sesini işitti ama beraber olmak apayrı bir şeydir. Peki beraber olmaktan murat nedir? Yani o zatın dizinin dibinde olup da hiç istifade etmeden gidenler olur. Hiç ama. Zerre kadar istifade etmeden. Bu beraber olmak değildi. Değil. Bu beraber olmak değildi. Beraber olmaktan murat nedir? İmam-ı Rabbani Kutsi'ye sonra izledin, mektubatını okudun, bu zatın bildirdiklerini sevdin, bu zat mübarek bir zattır dedin. Onun kitabında bildirilenleri yapmaya çalıştın ve her zaman bu kitabı okuyorsun, hürmetle saygıyla inanıyorsun. Tamam işte. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yolundasın, onunla berabersin. Onunla berabersin. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam el mer'u namen ehabbe hadis-i şerifi tahakkuk eder. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.